Karbonun yükseltgenme basamağının nasıl belirleneceğini bildiğimize göre şimdi bazı organik redoks tepkimelerine bakalım. Bu tanımları genel kimyadan hatırlayacaksınız. Yükseltgenme, yükseltgenme basamağında bir artış, indirgenme ise yükseltgenme basamağında bir azalış demektir. Başka bir şekilde hatırlarsak, elektron kaybı yükseltgenme, elektron kazanımı ise indirgenmedir buradaki başlangıç bileşiğine ve bu tepkimeye bakalım. Ve başlangıç bileşiğinin yükseltgenmiş mi, indirgenmiş mi yoksa hiçbiri mi olduğuna bakalım. Soldaki 3 karbona ve sağdaki 3 karbona bakacak olursak bu karbonlarda değişiklik yoktur. Yani bu karbonların yükseltgenme basamaklarında değişiklik yoktur. Fakat buradaki karbona bakarsak sarıyla işaretlediğim bu karbondan bahsediyorum. Sol tarafta bir oksijenle çift bağ kurmuş, tabii bir de hidrojen ve karbona bağlı. Sağ tarafta aynı karbonun sağında oksijen var. Yine bir oksijenle çift bağlı kurmuş. Şurada sol tarafta ise bir karbona bağlı. Fakat sağ tarafta OH var. Bu karbon muhtemelen yükseltgenme basamağını değiştirmiştir. Ve son videoda öğrendiklerimizden yola çıkarak yükseltgenme basamağını bulabiliriz. Hatırlarsanız bağ elektronlarımızı koymamız gerekiyor. Bağ elektronlarını koyalım. Her bağ iki elektrondan oluşur. Yükseltgenme basamaklarını yaparken elektronegatiflik farklarını düşünmemiz gerektiğini biliyoruz. Ve karbon hidrojenden daha elektronegatiftir. Her iki elektronu da karbona koyuyoruz. Oksijen karbondan daha elektronegatiftir. Oksijen 4 elektronu da alır. Karbona karşı karbon geldiğinde ise bu karbonların elektronegatifliklerinin aynı olacağını varsayabiliriz. Bu sebeple bu iki elektronu böleceğiz. Bir elektronu bir karbona, diğer elektronu ise diğer karbona vereceğiz. Bu karbon 3 elektronla çevrili. Karbonun etrafında 4 değerlik elektronu olması gerektiğini biliyoruz. Buradaki nokta yapımızda karbonda yalnızca 3 tane var. İşaretleyelim. 1, 2, 3. 4 eksi 3 bize artı 1 verir ki bu, bu da bu karbonun yükseltgenme basamağıdır. Burada sol taraftaki karbonun yükseltgenme basamağı artı 1. Peki ya sağda? Bağ elektronlarımızı koyalım. Her bir bağın 2 elektrondan oluştuğunu biliyoruz. Bunları yerleştirelim. Yine elektronegatifliği düşünelim. Bu sefer sağda bu karbon bir oksijene bağlı yani karbon bu iki elektronu oksijene vermek zorunda. Çünkü oksijen daha elektronegatiftir. Bu üstteki oksijen 4 elektronu alır ve yine bu iki elektronu bölüyoruz. Bu sefer karbonun etrafında yalnızca bir tane var. Karbonun yükseltgenme basamağını belirleyelim. Karbonun 4 değerlik elektronuna sahip olması gerektiğini biliyoruz. Bundan elektronegatifliği hesaba kattıktan sonra karbonun etrafında bulunan değerlik elektron sayısını çıkarıyoruz. Yalnızca bir elektron var. 4-1 bize artı 3 yükseltgenme basamağını verir. Yani sağ tarafta bu aynı karbonun yükseltgenme basamağı artı 3'tür. Bu tepkime de ne oldu dersiniz? Karbonun yükseltgenme basamağı artı 1'den artı 3'e çıktı. Yükseltgenme basamağındaki artış yükseltgenmedir. Başlangıç bileşiğimiz yükseltgendi. Bunun yükseltgenmiş olması için bir tür yükseltgen madde gerekir. Bunu hızlıca yazalım. Bu tepkimeyi gerçekleştirmek için bir yükseltgen maddeye ihtiyacımız var. Yükseltgen maddenin kendisi de indirgenmektedir çünkü hatırlarsınız. Bir şey yükseltgenirken diğer şeyin indirgeniyor olması gerekir. Yükseltgenmenin diğer tanımını düşünelim yükseltgenme de elektron kaybı olduğunu biliyoruz. Buraya bakalım. Sol tarafta bu karbonun etrafında 3 elektron vardı. Ve oksijeni olan bağı eklediğimizde karbonun 2 elektronu oksijene geçti. Soldayken bu 2 elektron ondaydı. Sağdayken onda değil ve şimdi etrafında yalnızca 1 elektron var. Yükseltgenme basamağında da artış görüyoruz. Yani karbon elektron kaybetti. Ayrıca kullanabileceğimiz bir kısa yol var. Ondan da bahsedelim. Yine kırmızı kullanalım. Sol tarafta artı bir yükseltgenme basamağı olan bu karbonun oksijenle iki bağı var. Şu şekilde işaretleyelim. Sağda ise üç bağı var. Burada bir bağ, burada bir bağ, altta da bir tane daha bağ var. Oksijen bağı sayısını arttırdık ve bu bize tüm bu yükseltgenme hesabına girmeden yükseltgenmenin mevcut olduğunu söyleyebilir. Fark ettiyseniz hidrojenle olan bağı kaybettik. İşte burada. Onun yerine oksijenle bağ kuruldu. Yani oksijen bağlarının sayısının artışı veya hidrojen bağlarının azalışı karbonun yükseltgenmiş olduğunu bize söyler. Bir tane daha yapalım. Hedefimiz bu başlangıç bileşiğinin yükseltgenmiş mi indirgenmiş mi yoksa hiçbiri mi olduğunu bulmak. Soldaki 3 karbon, sağdaki 3 karbonla aynı. Bu karbonlarda bir değişiklik yok. Dolayısıyla yükseltgenme basamağında bir değişiklik olmasını beklemeyiz. Bu karbonda da aynısı geçerli. Biz o yüzden bu karbona odaklanacağız. Sol tarafta karbonun oksijenle çift bağı vardır. Ardından aşağıda solda ve sağda iki karbona bağlı. Ürünümüzde aynı karbon oksijenle tek bağ kurmuş. Bunu da hemen yapalım. Aşağıda soldaki ve sağdaki karbonlara hala bağlı. Burada hidrojenle de bağ yapmış olmalıdır, değil mi? Çizilmemiş fakat bunu bildiğimiz soruda tahmin ediliyor. Hidrojen bağını da yerleştirelim. Yükseltgenme basamaklarımızı bulalım. Soldan başlayalım. Bağ elektronlarını çizelim. Ardından elektronegatiflik farklılıklarını düşünelim. Oksijenin karbondan daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. O halde oksijen 4 elektronu alır. Burada bu karbonların elektronegatifliklerinin aynı olduğunu varsayıyoruz. Ve bu elektronları bölüyoruz. Bir karbona bir elektron, diğer karbona ise bir elektron veriyoruz. Aynısı burada da geçerli. Karbonun yükseltgenme basamağı 4 değerlik elektronu eksi bu 2 elektron olur. Karbonun etrafındaki 2 elektron. 4 eksi 2 bize artı 2 yükseltgenme basamağını verir. Sol taraftaki karbonun yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Peki ya sağda? Bağ elektronlarımızı yerleştirdikten sonra elektronegatifliği düşünelim ve ardından bu karbonun yükseltgenme basamağını belirleyebiliriz. Oksijenin daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Yani oksijen bu iki elektronu alır. Tekrar bu karbonların aynı elektronegatifliğe sahip olduğunu farz ediyoruz ve bu elektronları bölüyoruz. Şimdi bu karbon bir hidrojene bağlı, değil mi? Karbon hidrojenden biraz daha elektronegatiftir. Yani bu elektronların ikisini de karbona veriyoruz. Şimdi yükseltgenme basamağını bulalım. Karbonun etrafında 4 değerlik elektronu olması gerektiğini biliyoruz. Çizimimizde elektronegatifliği hesaba kattıktan sonra karbonun etrafında 1, 2, 3 ve 4 tane olduğunu görüyoruz. Yani 4 eksi 4 eşittir 0. Bu karbonun yükseltgenme basamağı 0. Bu karbonun yükseltgenme basamağı artı 2'den 0'a geldi. Yani yükseltgenme basamağında azalma var. O zaman bu karbon indirgenmiş. Bu tepkime de başlangıç bileşiğimiz indirgenmiştir. Demek ki bir indirgen madde işin içinde. Yükseltgenen şey de indirgen madde olacak. Çünkü bir şey indirgeniyorsa başka bir şey de yükseltgenmelidir. Diğer indirgenme tanımını da düşünebiliriz. Elektron kazanımı indirgenmedir dedik. Burada ne olduğuna bakalım. Kazanılan elektronlar bu ikisidir. Çünkü sol tarafta bu karbonun bu oksijenle çift bağı vardı. Sağda oksijenle tek bir bağımız var bu iki elektronu kazandık çünkü hidrojen bağı sayısını arttırdık. Diğer kısa yolumuzsa oksijen bağı sayısına bakmaktır. Tıpkı son örnekte bahsettiğimiz gibi. Sol taraftaki karbonun oksijenle çift bağı var yani iki. Sağ tarafta ise oksijenle yalnızca bir bağ var. Oksijen bağ sayısının azalması indirgenmedir. İşte bu şekilde hızlıca anlayabiliriz. Hidrojen bağının artması da indirgenme demektir. Bir tane daha yapalım. Hedefimiz başlangıç bileşiğimizin yükseltgenmiş mi, indirgenmiş mi yoksa hiçbiri mi olduğunu çözmek. Bu sefer bu iki karbonu analiz edeceğiz. Bunlar tepkimede değişen iki karbon. Sol taraftakini çizelim. Başka bir karbonla çift bağ olan bir karbon var. Bu karbonların ikisi de iki karbona daha doğrudan bağlı. Sağ tarafta ise bu karbonların arasında tek bir bağ var ve soldaki bu karbon bir hidrojene bağlı. Sağdaki bu karbon bir oksijene doğrudan bağlı. Diğer karbonları da çizelim. İşte bu şekilde. Sıra yükseltgenme basamaklarını belirlemeye geldi. Bağ elektronlarımızı çizelim ve elektronegatiflik farklarını düşünelim. Fakat yine karbonlarımızın solda aynı elektronegatifliğe sahip olduğunu farz edeceğiz. Elektronları konumlandırırken bu karbonlardan yalnızca birini seçeceğiz. Soldaki karbonu seçelim. Bu bağdaki iki elektronu böleceğiz. Bir karbona bir elektron veriyoruz. Bir elektronu da diğerine veriyoruz. Aynısını burada da yapalım. Dört elektron olan çift bağı da bölelim. İki elektronu birine, iki elektronu diğerine veririz. Karbonun dört değerlik elektronu olmalıdır. Bu karbonun etrafında ise bir 2, 3 ve 4 tane var. 4 eksi 4'ten yükseltgenme basamağı 0 eder. Bu karbonun yükseltgenme basamağı 0'mış. Aynı şey çift bağın sağ tarafındaki karbon için de geçerlidir. Değil mi? Durum aynı. Bunun yükseltgenme basamağı da 0'dır. Peki ya ürünümüz? Şimdi bu iki karbonu inceleyelim. Bağ elektronlarını yerleştirelim. Burada daha fazla bağ elektronu var. Elektronegatiflik farklarını düşünüyoruz, değil mi? Şimdi işler değişti. Önce soldaki karbona odaklanalım. Soldaki karbon bir hidrojene bağlı ve karbon biraz daha elektronegatiftir. O zaman her iki elektronu da karbona veriyoruz. Ardından burada birbirlerine bağlı olan karbonlar var. Şimdi soldaki bu karbonun yükseltgenme basamağı nedir? Karbonun 4 değerlik elektronu olmalı. Peki, bunun etrafında kaç tane var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 4 eksi 5 bize yükseltgenme basamağını eksi 1 olarak verir. Soldaki bu karbonun yükseltgenme basamağı eksi 1'miş. Peki ya sağdaki karbon? Burada bir beraberlik var değil mi? Bu elektronları bölüyoruz. Yani beraberlik var. Fakat oksijen karbondan daha elektronegatiftir. O zaman oksijen bu iki elektronu da alır. Sağdaki karbonun yükseltgenme basamağı 4 eksi 3'tür. Elektronegatifliği hesaba kattığımızda, bu karbonun etrafında 3 elektron vardır. Bu da artı 1 yükseltgenme basamağı eder. Buradaki karbonun yükseltgenme basamağı artı 1'dir. Genel olarak, burada ne oldu? Kırmızı kullanalım. Soldaki karbonun yükseltgenme basamağı 0'dan eksi 1'e indi. Yükseltgenme basamağında azalma var. Yani bu karbon indirgenmiş. Peki ya başlangıçtaki çift bağın sağ tarafındaki karbon? Yükseltgenme basamağı sıfır olarak başladı ve artı bire yükseldi. Yükseltgenme basamağında artış var. Yani bu karbon yükseltgendi. Başlangıç bileşiğimiz için genele baktığımızda ne diyebiliriz? Yükseltgenme basamağında net değişiklik yoktur değil mi? Sol taraftaki 2 karbon için toplamda 0 elde ediyoruz. Sağda ise eksi 1 ve artı 1 var. O da toplamda 0 eder. Net değişiklik yok. Yani bu bileşik için hiçbiri diyebiliriz. Çünkü ne yükseltgenmiş ne de indirgenmiş.